Yönetim Kurulu tarafından inşaat çalışmaları hakkında bilgi verilmesiyle başlayan toplantıda Kemal Karakaş, odamız geçen sene iki hedefle Ağustos'ta yola çıktı. Biz sizlere ve Çanakkale'ye inandık ve bütçemizin verimli kullanımı ile geçtiğimiz yıl Mart ayında teslim aldığımız bütçede 2 milyon TL'dir. Bizler şehir için maddi varlığımızı ve zamanımızı harcamaya hazırız. İş adamı zamanla uğraşan adamdır. Yıl bile dolmadan hizmet merkezini tamamladık. Yönetim Kurulu ile her teklifi şeffaf bir ortamda gerçekleştirdik. Oda rant kapısı değildir. Odada gerçek pazarlıklar yaptık. Çünkü iş adamının en büyük sermayesi güvendir. Geçen yıl hayal olan hizmet ve kongre binası gerçek oldu. Borca girmeden bunları yapmaya başardık. Bu işin başından sonuna kadar yönetim kurulu adına teşekkür ederim. ÇTS olarak COSGAP'le yapılan çalışmada 120 gence eğitim verdik. Kura ile belirleme yapıldı. Girişimci eğitimi almak isteyen gençlere cevap vermek için buna devam etmeliyiz. Yönetim kurulu oda borç ve aidatların ödenmesi için teklif gelmiştir. Buna rağmen borç ve aidatlar ödenmemektedir. Çanakkale Yat Limanı ve ÇED konusunu tamamladık. Proje artık kasamızda. Ayvacık Turizm İskelesi için destek veriyoruz ve kazandırmak istiyoruz. Lapseki Balıkçı Barınağı ilgili isimlerin anlaşmasıyla buluştu ve proje olumlu bir gidişte yol almaktadır. Kent Meydanı için ortak bir imza atıldı. Kent Meydanı kazandırmak için birlik olmanın önemini hep birlikte iskeleyle taşlandıralım. Oluşacak bu yere dünyanın her yerinden gelen insanlar buraya baksın dedi. Geldiğinde zamanımızı, yeri geldiğinde maddi varlığımızı paylaşarak hizmet vermek örnek olmalıyız. Odamızın bütçesine yemek, kokteyl, seyahat giderlerini sizlerin oy birliğiyle, gönül birliğiyle tasarruf ederek hem bütün topluma örnek olduk hem de bu kalıcı eserleri odamıza kazandırmak yolunda hızlı ve başarılı bir çalışma sağlıyor. Oda üyelerinden Nurettin Çöylü iç yönerge hakkında şunları söyledi. Şubat ayından beri ortada kalan bir iç yönerge vardı. O konuda düşünceler ne olmalı? Bunu tekrar dile gelmesini talep ediyorum. Bunun dışında 1 Temmuz'dan itibaren ticaret kanunu ile ilgili doyurucu bilgi verilmesi konusu çok önemli. Yeterince bilgilendirme yapılmalı, bunları öneriyorum. Bunun dışında özellikle 1 Temmuz 2012'den itibaren yürürlüğe girecek olan ticaret kanunu ile ilgili özellikle üyelerimiz yaşarsa biz de yaşayacağız. Yani bu konuda doyurucu bilgilerin verilmesi, nelere dikkat edilmesi gerektiği konusuna dikkat edilmesini, bu konuda bütün ilçelerde olsun, ilçelerde yani üyelerimize ulaşmamız lazım. Bu konu çok çok önemli hepimiz için. Bunu muhakkak yeterince bilgilendirme olması şeklinde düşünmemizde fayda var. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Engin ise Nurettin Çöylü'nün iç yönerge ile ilgili sorusunun ardından şöyle konuştu. İç yönerge ile ilgili bundan önceki görevlendirilen yönetim kurulu çalışma yapmış ve meclis tarafından onaylanmış ama odada kayıt yok. Odaya iade edilmiş ve eksiklikler bulunuyor. Revize edilmiş gitmiş 3 ay önceki toplantıda can arkadaşımız da arz etmişti. Oda kayıtlarında evrak yok. Biz de odamız olarak yetkililerimizin ne olduğunu önergeden biliyoruz. Atandıktan sonra oradaki bilgilerle hareket ediliyor, odamızın bir iç yönergesinin olmadığı belirtildi. Kendimize uygun olabilecek oda hangisi olabilir? Çanakkale Turizm ve Tarım'la ünlü değişik odalara bakıldı ve en uygun olarak Muğla'ya bakıldı. Onun üzerine gidildi ve bu konu tartışıldı. Biz bunu meclisimizde geç gelindiği için gerçekleşmedi ve mail ortamında belirtildi. İç yönerge mutlaka olması gerekiyor. Diğer konuda ise Türk Ticaret Kanunu ile ilgili seminerler yapıldı. Ama katılım çok az oldu. Salonun yarısı dahi dolmadı. Amacımız Çanakkale'nin ekonomisini geliştirmek, vazifemiz sizlerin bize vermiş olduğu görevlendirmeyi yerine getirmek. Tüm gelişme ve genelgeleri için uzmanları tarafından mali ortamında üyelerimize gönderiliyor. Nakit akışı tablosunda kabuller alındı. İadesi yapılmayan iş kongre ve sergi alanı olarak kullanılacak binadır. Oda 500 kişilik ve meclis salonu 200 kişiden salon olacak. Bu odaların tüm inşaat giderleri için herkese haber sağladık. Şu anda gelinen bir haftaki önceki noktada iki firma var. İki firmada 325 bin artı KDV ile yapılacak. Katalogta belirlenen malzemeler belli ve örneklerini aldık. Fix olarak bu harcama yapılacak ama daha sözleşme imzalanmadı. Hesaplarımız her zaman açık, bundan onur duyuyoruz. Fakat ne yazık ki odada bununla ilgili hiçbir kayıt yok. Giden evrak ve gelen evrak. Odaya iade edilmiş. Tabi bize bunun çalışmanın farkı yoktu. Burada beyan ediyorum. Eksikler bulunuyor ve kanuna aykırı şeklinde. Tabii ki revize edilmiş gitmiş ve bundan 3 ay önceki toplantıda can arkadaşımız da burada arz etmişti Sayın Meclis.